şimdi sinemaya gidince böyle film falan seçeceksiniz ya. Ha, aksiyon filmi seçerse geçmiş olsun. Aşk filmi seçerse hayırlı olsun. Evet, şimdi bir aşk filmi var, bir de aksiyon var. Hangisine gidelim? Bilmem. Sence hangisine gidelim? Bilmem. Sence hangisine gidelim? Şimdi bir bakalım. Aşk filmi güzel, tatlı, mutlu eder, keyif verir. O yüzden bence aksiyon filmi. Aşk şimdi bizi bayar ya. Ya birazcık gerilelim, merak edelim. Hayatımıza heyecan gelsin. Aksiyon filmi, aksiyon filmi. Aksiyonmuş. Ben sana göstereceğim aksiyonu. Efendim? Aksiyon diyorum, ben çok severim. En sevdiğim ya, böyle vurdulu kırdılı, kanlı manlı. Bence de, bence de. Aynı fikirde olmamıza sevindim. Hadi gel biletleri alalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Büyük savaşa iki kişi. Yeriniz neresi olsun? Buyurun. Oralar iyidir, iyidir. Sen mi ısmarlıyorsun şimdi? Aha. Tabii ki de. Sonuçta yani biz... Buyurun. Teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Sen demin bir şey diyordun. Ne diyordun? Ne diyordun? Yani sonuçta biz falan diyordun. Oo, film başlayacak. Hadi hadi yürü. Acele edelim. Daha mısır alacağız. Tabii acele edelim. Film kaçar çünkü. Ya bir şey soracağım. Hangi koltuktan aldın? O nasıl bir soru ya? Normal koltuk işte. Ya normal koltuk da hani şey koltuklarından mı aldın? Ya hani böyle bazılarının ortada böyle kol yeri olmaz ya. Hani özel olurlar. Böyle hani iki kişi böyle yayılarak oturursun. Sen sevgili koltuğu diyorsun. Yok ya, ben rahat edemem. Yani kolumu koymam gereken bir yer lazım illaki. Koluna ben senin. Efendim? Hadi diyorum ya, film kaçacak. Koray. Oo, Şeyma. Hoş geldin. Bana bak. Bir daha orada burada benim hakkımda ileri geri dedikodu yapmayacaksın, anladın mı? Ne dedikodusu ya, ne diyorsun sen? Mete beni terk etti. Senin yüzünden, canın yüzünden, sizin gibi yüzünden. Mete senin erkek arkadaşın mı? Evet gerizekalı. Demek o yüzden. Bana bak, bir daha hakkımda hiçbir şey söylemeyeceksin, anladın mı? Ben hayatıma sıfırdan başlamaya karar verdim, anladın mı? Ne yaşadıysam hepsi geride kaldı. Artık çevrendeki insanlara daha yakınsın. Eğer hakkımda herhangi bir şey daha söylediğini duyarsam bu mekanı senin kafana yıkarım, anladın mı? Şeyma, bak düzgün konuş. Konuşmazsan ne olacak ha? Senin yüzünden her şeyi kaybettim. Allah belanı versin. Çık dışarı, çık defol git. Ya bırak beni, çık, bırak çık, beni. Çık dışarı, çık git. Ne oluyor burada? Bir dakika. Bir dakika. Aa, ne oluyor burada? Şeyma, ya bir dur, bir dakika, ne oluyor? İyi misin? İyi değilim Emre, hiç iyi değilim. Gel bakayım sen şöyle, gel. Neden mutlu olamıyorum ben Emre? Neden her şey gelip beni buluyor? Tamam, bak sakin ol. Ağlama böyle. Hayır, gerçekten bekliyorum. Çok, çok uzun zamandır bekliyorum ama olmuyor işte, olmuyor. Mutlu olamıyorum, ben mutlu olamayacağım Emre. Gel. Geç, gel. Bak sıkma canını, tamam mı? Her şey hallolur. Sıkma canını. Tamam. Teşekkür ederim. Önemli değil. Ama senle harap etme böyle kendini. Mete ile konuşur, barışırsınız. Hayır, hayır, hiç sanmıyorum. Öyle kolay değil. Her neyse, ben buraya hiç gelmedim, tamam mı? Tamam. Sen de beni hiç görmedin. Bunlar hep aramızda kalacak. Tamam. Merak etmesin ama dikkat et kendine. Tamam.
Yakıştı mı şimdi sana Koray? Sen hiç karışma Emre bu işe. Bilmediğin şeyler var. Arkadaşım falan olabilir ama karışma bu işe abicim. Ben patlayıcıları yerleştireceğim. Sen burada kal. Tamam. Elini tut. Aa, tutarsa olur bu iş. Tutmazsa yeter bu iş. Hadi diğer tarafa geçelim. Tamam. Sahneye bak, nasıl çekmişler. Efekt canım onlar hep ya, hep efekt. Burcu'm, ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Oh. Beraber yeriz diye düşünmüştüm. Gerçekten mi? Hı. Yani ev yemeklerini seversin sen. Deli misin? Bayılırım. Yaprak sarma mı? Teşekkür ederim. Oh. Otursana. Gel. Olur, oturayım. Neler yaptın? Nasıl geçiyor günün? Her şey yolunda değil mi? Ya senden iki dakika önce Şeyma geldi. Aa. Burada biraz sıkıntı yaşandı Koray'la ilgili. Ha. Da öyle çok mühim değil yani. Sonra konuşuruz. Biz yemeğimizi yiyelim. Gel. Tamam. Olur, yiyelim. Gel öpeyim. Oh. Aç ağzını aç. Hadi acele et. Ben onları oyalarken sen merdivenlere koş. Geliyorum. Aşkım de. Bakarsa senindir. Bakmazsa zaten hiç senin olmamıştır. Aşk. Kolluyorum seni, gel. Tamam, geliyorum. Bir an önce çatıya çıkmalıyız. Helikopter birazdan gelir. Tamam. El bombası atıyorum. Üç deyince fırla. Bir, iki, aşkım. Şu sessiz. Öykü ses yapma. Diyorum ben. Hı, tamam, sen git. Ben burada bekliyorum. Nasıl? Ne oldu ya? Bırakmayacak mısın beni? Koskoca kızsın sen. Tuvalete kendin gidemiyor musun? Gidiyorum yani. Tabii gidiyorum, ben hep kendim giderim. Kesin değiliz. Öykücüğüm, ne değiliz? Biz Ayaz. Hiçbirimiz değiliz. Ver şunu ya, yiyeceğim. Allah muhabbetinizi arttırsın. Yavaş ve düz. Aman ölme, sen bize lazımsın. Senin ne işin var burada Olcay? Ben film izleyemez miyim? Merhaba Yazcığım. Selam Olcay. Şişt. O ne tacılık? O ne demek öyle ya? Çizimler diyorum, nasıl gidiyor? Doğru be.
benim çizimler vardı değil mi? Ya, değil mi? Sonuçta Evren Yakut'un koskoca definesini sen hazırlıyorsun. Ben hazırlıyorum değil mi? Doğru, ben hazırlayacağım. Hazırlıyorum, evet. Gitmem lazım. Şimdi bu kesin beni annene söyler. Önem Hanım da beni yer. Peki sen bilirsin. Aslında seninle önemli bir şey konuşacaktım ama... Yapma ya. Ciddi misin? Ya neyse artık. Sonra konuşuruz. Yok yok. Konuşalım. Sen tuvalete gitmeyecek miydin? Kaçtı. Söyle sen. Yok ya. Böyle ayaküstü olmaz. Öldüreceğim seni Ayaz. Hangi gün bilmiyorum ama bir gün seni kesin öldüreceğim. Olcay'cım ya. Sen gelsen canım böyle ya. Ayaz hiç tek film izleyemez. Siz birlikte izleyin. Ha, olur tabii. İyi seyirler canım. Ay bu başroldeki herif nasıl ama ya? İzmanlık gibi valla. İnsan değil. Ha? Değil mi? Yer misin? Peki. Bülent Bey, bir misafiriniz var. Meral Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Pek vaktinizi almak istemiyorum. Hayırdır, mühim bir şey değildir inşallah. Bence önemli bir şey. Bülent Bey, bana iyilik yapmanıza gerek yok gerçekten. Ben anlamadım. Bence anladınız. Ev sahibim aradı. Kirayı ödeyeceğinizi söylemişsiniz. Bütün borçları ödeyeceğinizi söylemişsiniz. Bakın, bizde komşuluk böyledir. Eskiden evlerimiz karşı karşıyaydı. Bilip de bir şey yapmasaydım rahat etmezdim. Ben aynı durumda olsam siz böyle bir şey yapmaz mıydınız? Nezaketinizi anlıyorum ama gerçekten gerek yok. Ne sizin ne de Önem Hanım'ın yardımına ihtiyacım var. Önem? Evet, Önem Hanım. Kendisi gelip bana iş teklif etti. Hem de sadaka verildi. Neyse. İyi ki henüz parayı yatırmamışsınız. Çünkü dönüşü olmayan bir yola girecektik. Ben çok üzülecektim. Bir sürü şey olacaktı. Evet. Sizden ricam, lütfen bu meseleye karışmayın, olur mu?